Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bizler sizlerle matematikte uzun bir maratona çıkacağız. Bizleri takip etmeyi ve önermeyi lütfen unutmayalım. Dilerseniz ilk dersimizle başlayalım arkadaşlar. Şimdi rakam. Şimdi arkadaşlar rakam deyince aklımıza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 gibi ifadeler gelmeli arkadaşlar. Şimdi bizler matematikte onluk tabana göre çalışıyoruz arkadaşlar. Neye göre çalışıyormuşuz? Onluk taban. Tamam mı? Onluk taban. Dikkat et. Ondan küçük sayılar. Tamam mı? Ondan küçük sayılar. Mesela, mesela şunu da size belirteyim. Bilgisayarların kod sistemi ikilik tabana göre çalışıyor arkadaşlar. Bilgisayarların kod sistemi Neye göre çalışıyormuş? İkilik tabana göre çalışıyormuş. O zaman 2'den küçük hangi ifadelerimiz var? 0 dersin bir de 1 dersin tamam mı? Biz rakam deyince 0'dan 9'a kadar 10 tane 10 tane ifademiz var. Geldik geldik sayıya. Rakamların bir araya getirilmesiyle oluşuyormuş. Şunları bir araya getirerek şunları oluşturuyormuşuz arkadaşlar. Bak şurada mesela 252 Şurada 2, 5, 2'yi bir araya getirerek bunu oluşturmuş. Eksi 11, 1 ile 1'i bir araya getirmiş bunu oluşturmuş. Önündeki eksi sizi şaşırtmasın fark etmiyor. Mesela 2 ve 4'ü alt, e, e, alt alta ve üst üste getirmiş rasyonel bir ifade etmiş. Bu da bize sayı olduğunu gösterir. Geldik bizim en önemli konularımıza. Sayı kümeleri. Şimdi sayma sayılar arkadaşlar. Şimdi ben size şurada ben bir tane sınıf versem. Desem ki bu sınıftaki öğrencileri öğrencileri sayın. Siz ne yaparsınız? Dersiniz ki bir öğrenci, iki öğrenci, üç öğrenci, dört öğrenci, beş öğrenci diye kaç tane öğrenci varsa sayarsınız. Yani sonsuza doğru gider. Tamam sayma sayıları kaçtan başlıyormuş? Buraya dikkat edin. Sayma sayıları birden başlıyormuş. Çünkü öğrencilere başlarken birden başlıyorsunuz. Doğal sayılar. Arkadaşlar doğal sayıların şu D'nin yanında bir O var ya bu O sıfıra benziyor. Bu O sıfıra benziyor. Bu O sıfıra benzediği için biz ne yapalım? Doğal sayıları dersiniz ki doğal sayılar sıfırdan başlar. Sıfır 1, 2, 3, şöyle 4, 5 böyle kaça kadar gider? Sonsuza doğru gider arkadaşlar. Bak dikkat edin. Sayma sayılar birden başlıyordu. Bu doğal sayılar ise d'nin yanında o olduğu için yani sıfırdan başlıyor. Tamam. Bunu da öğrendiniz. Geldik. Geldik. Tam sayılara. Şimdi arkadaşlar tam sayılar. şu ortada ben bir tane sıfır yazayım. Şu ortada bir tane sıfır yazayım. Ben bunun sol tarafına ve sağ tarafına ifadeler yerleştireceğim. Sıfırın sağ tarafına hangi sayılar gelir? Dersin ki hocam sıfır sıfır değil arkadaşlar. Sıfır değil. Sıfır yazdık zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle sonsuza doğru gidiyor. Sol tarafına ise sıfırın eksi 1. Şurada eksi 2 virgül eksi 3 bu şekil böyle eksi sonsuza doğru gidiyor. Biz bunlara 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 arkadaşlar şu sol taraftakilerine negatif tam sayılar diyorlar. Sol taraftakilerine negatif tam sayılar diyorlar. Şu sağ taraftakilerini ise, şu sağ taraftakilerini ise pozitif tam sayılar. Tamam mı? Pozitif tam sayılar diyorlarmış arkadaşlar. Şimdi bu sıfır ne? Şurada bir not vermişim. Not vermişim. Demişim ki sıfırın işareti yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Öncüllü sorularda örneğin ne der? Der ki sıfır pozitif bir sayıdır. Veya pozitif bir rakamdır. Yanlış arkadaşlar. Sıfırın işareti yoktur. Sıfır ne negatiftir ne de pozitiftir. Sırasıyla biri bitirdik geldik ikinci sayfamız arkadaşlar. Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar diyor ki şu A bölü B şeklinde yazılan sayılardır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu B var ya şurada vermiş zaten B ne olacakmış? Sıfır olmayacak tamam mı? Şu B'yi sıfır yapan değer olmayacak. Şimdi ona göre bu şekilde yazılan sayılardır. Şimdi mesela 2, 3, 6, 6 yazılmış. Eksi 1 bölü 6 öndeki eksi olması bir şey değiştirmiyor. Bu da bu şekilde yazılmış. 3 arkadaşlar bu şekil yazılmamış. Lakin, lakin dersin ki hocam bunun altında görünmeyen bir 1 var. Bunun altında görünmeyen bir 1 var. Bunun altında görünmeyen bir 1 var. Bunu ben kendi öğrencilerime anlatıyorum arkadaşlar. Bak Mesela şurada ben bir tane sayı alayım. Mesela 3. Arkadaşlar bak bunun üzerinde görünmeyen bir 1 vardır. Bunun altında görünmeyen bir 1 vardır. Mesela şunun üzerine istesem görünmeyen bir 1 atarım. Bir öğrencim vardı, derdi "Hocam siz matematikçiler çok işi üç kağıda vuruyorsunuz." derlerdi. İstediğiniz yere bir yazıyorsunuz derdi. Üst şu üst tarafa falan yazmayın da istediğiniz yere bir yazabiliyoruz." tamam mı? Şimdi anlaşılan nokta şu 6'da 1 yazılabiliyor. O zaman bunlar da A bölü 5 şeklinde yazıldığından bunlar da rasyonel sayılar olur. Ve şurada birkaç noktaya daha değerlendirmek istiyorum. Mesela kök 16 arkadaşlar. Kök 16 neyle neyin çarpımı? 4 ile 4'ün çarpımı değil mi? O zaman kök 16 dışarı 4 diye dışarı çıkar. Mesela kök 9. 3'ten 3'ün çarpımı değil mi? Dışarı nasıl çıkar? 3 olarak çıkar. Mesela kök 4 dışarı nasıl çıkar? 2 ile 2'nin çarpımı değil mi? 2 olarak dışarı çıkar. Kök 25, kök 36, kök 49 bunlar da dışarı tam olarak çıktığı için rasyonel sayılardır arkadaşlar. Şurada ben bir çizik çizeyim. Bir de bizim devirli sayılarımız var arkadaşlar. Devirli sayılarımız var. Mesela 3,4. Mesela bu 3,4 ne demek? 4'ü yan yana yazmış sonsuza kadar. Bak 4, 4, 4 böyle sonsuza doğru gidiyor. Mesela 2,92 mesela bunda 92'nin üzerinde çizik varsa 92 devretmiş demek. Mesela bu 2,92 92 92, 92 devretmiş demek. Bunlar da arkadaşlar rasyonel sayılar olur. Geldik diğer bir başlığa irrasyonel sayılar. Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar diyorlarmış. Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar diyorlarmış. Bak dikkat et. Şurada bak kök 16 dışarı çıkıyordu. Bak burada köklü ifade dışarı çıkmıyor. Çıkmadığı için bu bir irrasyonel sayıdır. Bak 3 çıkmaz, 5 çıkmaz ve dışarı çıkmayan dışarı dikkat et. Burada dışarı çıkmıyor. Dışarı çıkmadığı için bunlar irrasyonel sayılardır. Bak bu pi ve e. Şimdi pi zaten biliyorsunuz. Pi 3, 4 şuraya e, kafaya göre yazacağım mesela kafama göre 78 59 mesela 23 44 51 böyle sonsuza doğru gidiyor. Bak şu devirli sayılar belli bir düzene göre gidiyor. Bak 4 4 gidiyor. 92 92 gidiyordu. Bak 14 78 59 belli bir düzen olmadığı için bak bu da bir irrasyonel sayı. KPSS, DGS ve ALES öğrencilerimiz lisede görmüşlerdir. Logaritma logaritma arkadaşlar. Logaritmada ne vardı? Bir tane e'miz vardı. Bu e o e. Bu mesela 2,78 mesela 53 21 mesela 37 52 şeklinde. Bu da düzensiz arttığı için. Bu da bir irrasyonel sayı olur. Geldik arkadaşlar reel sayılara. Geldik reel sayılara. Şimdi reel sayılar demiş ki sayı doğrusundaki tüm sayılardır. Ben şuraya bir tane sayı doğrusu çizeyim. Tamam mı? Şuraya bir tane örneğin sıfırımızı yerleştireyim. Şuraya bir 1 yerleştireyim. Şuraya bir 2 yerleştireyim. Şuraya bir eksi 2 yerleştireyim. Şuraya da bir eksi 1 yerleştireyim. yerleştireyim. Mesela bu aradaki sayılar. Çünkü demiş sayı, e, sayı doğrusundaki tüm sayılardır. Mesela şurada ne var? Eksi 1,5 var. Yani virgülü sayı. Mesela burada ne var? Eksi bir, bölü 2 var. Ne rasyonel sayı yani alt ve üst şeklinde yazılmış. Mesela şurada ne var? Şu arada 3 bölü 4 var. Tamam mı? Şu aradaki çok küçük rakamlar da bilirse olsa bunlar da reel sayılardır. Karmaşık sayılar arkadaşlar. Geldik başka bir başlığa. Koordinat düzlemindeki tüm sayılardır. Arkadaşlar karmaşık sayıları iyili sayılar olarak bilseniz de iyi olur. İyili. Mesela listelerde şu şekil var. 3 artı 4 i. Mesela 5 eksi i sadece. Bu şekildeki sayılardır. Koordinat sistemini de bir tane çizelim. Koordinat sistemi arkadaşlar. Şu koordinat sistemi olsun. Biz şuna ne diyeceğiz? Şuna ne diyeceğiz? Şu zaten dikeydeki y ekseniydi. Şuna x ekseni. Şuna ne diyorduk? Orjin diyorduk değil mi arkadaşlar? Şuna da orjin diyorduk arkadaşlar. İşte bunun üzerindeki tüm sayılara biz e, karmaşık sayılar diyoruz. Geldik arkadaşlar. Şimdi bunlar hangisi büyük hangisi küçük onları görelim. Bak. Şimdi sayma sayılar. Bak birden başlıyor. Son sayı diyordu. Bu sıfırdan başlıyor. Bak doğal sayılar bak bundan daha büyük. Çünkü sıfır da var. Tam sayılar bak şu sıfır. 1, 2, 3, 4 bak şu kısım şu kısım komple ne? Bakın doğal sayı var ve tam sayılarda şu da olduğu için tam sayılar bak bu ikisinden daha büyük. Geldim diğer sayfamıza. Rasyonel sayılar yazdım ya. Diğer öncekilerden daha büyük. İrrasyonel sayılarda bir püf nokta. Bunlar farklı bir. E, bunu ayrı incelememiz gerekiyor. Reel sayılar, reel sayılar bak bu öncekilerimizin yazdıklarımızın hepsini kapsıyor. Bu karmaşık sayılar da öncekilerin öncekilerin hepsini kapsıyor tamam mı? Sırayla yazdım. O yüzden bu en sonda olan diğerlerin hepsini kapsıyor arkadaşlar. Geldik diğer bir sayfamıza. Şimdi bizim bu videomuz niye bu kadar önemli? Şimdi size sınavlarda demiyor ki a virgül b virgül c eleman doğal sayı demiyor eleman tam sayı demiyor. Eleman rasyonel sayı demiyor. Diyor ki ABC eleman Z. ABC eleman R. ABCD eleman C. Arkadaşlar sen bunun anlamını bilmen gerekli. Çünkü anlamını bilmediğin takdirde çözemezsin. Sizden öğrencilerden bunların ne anlama geldiğini bilmesini istiyorlar. O zaman Z. Arkadaşlar Z tam sayı demek. Tamam mı? Z tam sayılar demek. Yani tam sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuz 0, 1, 2, 3 o şekil gidiyordu. Reel sayılar tüm sayıların hepsini kapsıyordu. Bu da reel sayılar. Kendi baş harfinden anlaşılıyor zaten. Bu da reel sayılar. Şurada A, B, C, D, C karmaşık. C, kar, C. C de bu şekil geliyor. Karmaşık sayılar. Karmaşık sayılarla çok işiniz olmaz ama şunlar önemli tabii. Mesela Q, rasyonel sayı. Q rasyonel sayılar arkadaşlar. İrrasyonel sayıları yazmamışım İrrasyonel sayılar da hani tanım olarak gördük ya Rasyonel olmayan sayılar Rasyonel olmayan sayılar da Şu üzerine çizik olmayan dediğinde Buna da ne diyorlar İrrasyonel sayılar Diyorlar arkadaşlar Bunu da öğrendiniz Ne doğal sayı Mesela size dese ki en küçük doğal sayı kaçtır Dersiniz sıfır Ne deyince de ne anlamanız gerekiyormuş Doğal sayılar Anlamanız gerekiyor Mesela soruda dese A eleman doğal sayılar. A eleman doğal sayılar. Senin bilmen gerekiyor arkadaş. A eleman doğal sayı bunun ne 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 anlama geldiğini bilmen gerekiyor. S sayma en küçük sayma sayısı kaç? Desem dersin öğrencileri sayarken birden başlıyoruz. Birdir. S de baş harfinden anlaşılacağı gibi sayma sayıları olarak gösteriliyor arkadaşlar. Bunları adın gibi adın gibi arkadaşlar bilmen gerekli. Geldik geldik. Diğer sayfamız arkadaşlar. <laughs> çift sayı. Şimdi size çift sayılar desem sen dersin ki hocam çift sayı deyince benim aklıma 0, 2, 4, 6, 8 böyle sonsuza kadar gider. Eksiler de hocam çift sayılardır dersin. Eksi 2, eksi 4, eksi 6 böyle eksi sonsuza gider. Mesela size denklem sorularında dese ki aşağıdakilerden bir mesela bir çift sayı olduğuna göre bir sayımız varmış çift sayı olduğuna göre. Sen ne alman gerekiyor arkadaş? 2N çift sayı deyince 2N bilinmeyenini alman gerekiyor. Burada ne yerine A yazarsın B yazarsın o size kalmış tamam mı? 2N deyince çift sayı aklınıza gelecek. Tek sayı. Tek sayı deyince mesela ne yazarsınız bana? Dersin ki hocam 1, 3, 5, 7, 9 bu şekilde sonsuza doğru gider. Veya tek sayı deyince eksi 3, eksi 5, eksi 7 -9'da şeklinde yazar. Size dese ki bir sayımız var. Tek sayı olduğuna göre, tek sayı olduğuna göre derse 2n 1 alırsın arkadaşlar. Bak şimdi şimdi yerimize yazarsak bak. Burada en yerine mesela ne yazalım? 1 yazalım. 1 yazdık 2 oldu. 2 yazdık 4 oldu. 3 yazdık 6 oldu. 1 yazdık 1 oldu. 2 yazdık 3 oldu. 3 yazdık 5 oldu tamam mı? Bak bu sistem var geldik sağ kısma. Biraz oyun oynayacağımız kısma. Bundan sonra biraz oyun oynayacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi demiş ki çiftlen teki topla veya çıkar tek yapar. Yok tekle çifti topla veya çıkar tek yapar. Biz bunları ne yapıyoruz? Bunların üzerine bir çizik koyuyoruz. Şimdi niye çizik koyuyoruz? Onu göstereyim. Mesela ben 3 4 tane bir sayı alayım. Mesela 2 4 olsun. Bir de 1 3 olsun. 2 tane 2 tane çift sayı aldım. 2 tane de ne aldım? Tek sayı aldım. Tamam mesela çiftten teki topla mesela. 2 ile 1'i topla ne yapar? 3 yapmaz mı? Ve 2'den 1'i çıkar 1 yapar. O zaman bak burada çıkardım ve topladım tek ediyor. Yani burada size demek istediğim nokta böyle teklik veya çiftlik sorularında. Tekrar söylüyorum teklik veya çiftlik sorularında siz ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Gidip 2-3 tane sayı yazacaksın ve ona göre şıklarda deneyeceksin. Tamam mesela bak çift çift. Mesela 2 ile 4'ü topla 6. 4'ten 2 çıkar 2. Her halükarda çift ediyor. Tamam siz sayı verip ona göre yerleştireceksiniz. Geldim mesela A çarpı B'nin sonucunun tek olduğunu söylüyor. Sonucunun tek olduğunu söylüyor. Mesela ben bunu bilmiyorum. Bilmiyorum ama şık. Şurada bir değerler verelim. Bulmaya çalışalım mesela. Ne vereyim? 1 vereyim. 3 vereyim. 5 vereyim. Mesela bir de 2 vereyim. Tamam mı? A çarpı B tek. Mesela tekten teki çarpsam. 1 ile 3'ü çarpsam olur mu arkadaşlar? 1 ile 3'ü çarptım ne oldu? Oldu. Mesela 3 ile 2 çarpsam 6 olur mu? 6 çift olur olmaz. 5 ile ee, 3'ü çarpsam 15 olmaz. 5 ile 2 çarpsam 10 olmaz. Bak dikkat ettiysen ne yazdım? Hep tek tek yazınca oluyor. Tamam tek tek yazınca oluyor. O zaman bir sonucun tek olması için A ile B'nin tek olması gerekiyor. Geldim mesela A, B, C sonuç yine tekmiş. Bak şurada yine yazalım. Ne yazalım şuraya? 1 yazalım. 3 yazalım. Arada tabii çarpı var. 1 kere 3 3 3 kere 5 15. Bak bu şekilde yazdığımızda oluyor. Ama mesela 2 yazsam 2 5 3 yazsam 1 kere 5 10 10 13 çarp 30. Ne oldu? Çift oldu. Bak dikkat ettiniz mi? Dikkat ettiniz mi? Size inşallah bu durum geçmiştir. Ne geçmiştir? Bir e, ifadenin sonucunun bak dikkat edin sonucunun sonucunun tek olabilmesi için hepsinin tek olması gerekiyor. Neymiş? Hepsinin arkadaşlar tek olması gerekiyormuş. Hepsinin tek olması gerekiyor. Mesela çift. Sonucun neyse olmasını istiyor? Çift. Bak mesela yazayım. Yani şunlara göre yazacağım. Şu ifadelere göre yazacağım arkadaşlar. Mesela ne yazayım? İlk şuradan birkaç tane seçeyim. Mesela 2 3. Ne oldu? 6. Yani ne oldu? Çift oldu. Bak bir çift seçtim, bir tek seçtim. Mesela 2-2 yazsam çift çift yazdım yine oldu. Mesela başka 5-1 yazsam 5 kere 1-5 bu ne oldu? Tek oldu. Bu arkadaş olmadı. Diğer ikisi, diğer ikisi arkadaşlar bunlar oldu. O zaman bak çift. Şurada 100 tane de yazsam içlerinden herhangi bir tanesi çiftse sonuç çift. Tek neydi? hepsinin tek olması gerekiyordu. Bunları ezberlemiyorum. Ben ezberlemiş şeklinde söylüyorum ama siz ezberlemeyin arkadaşlar. Şurada 3-4 tane sayı yazacaksınız. Ona göre yerleştireceksiniz. Arkadaşlar geldik kaçıncı? Beşinci sayfamıza. Ben size bu derste 4 tane sağlam soru göstereceğim. Siz tüm tek ve çift sorularını gönül rahatlığıyla doğru yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi Dilerseniz mantığını anlatmaya başlayayım. Şimdi sorularda mesela demiş ki 5x neymiş? Tek ise. 5x tek ise sonucu daima tektir. Arkadaşlar size sorularda ne diyecek? Daima diyecek. Bu zaten her yerde var. Tamam mı? Size daima diyecek. Buna göre size yorum yapmanı isteyecek. Bak daimalı sorularda daimalı sorularda size iki tane özellik göstereyim. Diyeceğim ki daimalı sorularda bak şu baş kısımda bir tane ifade vermiş ya. Şu baş kısmına bir tane ifade vermiş arkadaşlar. Siz buna göre çözüm yapacaksınız. Ne diyeceğim? Şu ifadenin aynısını yapmaya çalışacağım. Şu ifadenin aynısını yapmaya çalış. Aynısını oluşturmaya çalış. Aynısını yap yani. Tamam mı? Şunu ne yapıyormuşum? Aynısını yapıyormuşuz arkadaşlar. Bir de ne yapıyoruz? Ee, şıklarda şıklarda çarpım şıklarda arkadaşlar şıklarda çarpım olanları alıyoruz. Çarpım olanları çünkü şıklara daha yakın. Şıklarda çarpım olanlara bak tamam mı? Bak buna göre çözeyim. 5x Şimdi aynısını yap. Şurada 5x'i oluşturmaya çalışacağım. Tamam mı? Şıklardan 5x'i oluşturmaya çalışacağım ve şıklarda çarpım olanlara bak. Çarpım hangisi gözümüze çarpıyor? Bak C 25x çarpmıyor mu? Bak 25x de biraz oynayayım. Şu şunu yazdım şuraya. 25x'i ben şu şekilde yazamaz mıyım? 5x çarpı 5 olarak yazamaz mıyım? Zaten bize soruda şunu ne vermiş? Demiş ki hocam bu bir tek zaten. Bu tek. Şimdi ben mesela tek Mesela ne alsam 1 alsam 1 ile 5 çarpımda sonuç ne yapar 5 yapar sonuç yine ne yapar tek yapar o zaman benim cevabım her halükarda Ceyhan şıkkı tek verir. Geldim bu soruya. Mesela demiş ki 3A kare artı 1 11 tek ise daima tektir. Yine bak şunun aynısını oluşturmaya çalış. Aynısını oluşturmaya çalış. Ve şıklarda çarpım olanlara dikkat et. Bak şıklarda hangileri çarpım var? Bak D ve E biraz gözümüze çarpıyor. Ama bak biz en doğru olanına bakacağım. Mesela, ee, sallama tekniğiyle mesela D ve E'den birini işaretleyebilirsin. Tutar belki. Onu da belirteyim size arkadaşlar. Şimdi gelelim sonu. Bunun sonucu neymiş? 3a kare artı 11 eşittir. Mesela tek ise mesela bir sayı vereyim. 23 olsun. 11 o tarafa at. 3a kare 11 o tarafa attım. Ne oldu? 12. 3 ile a kareyi çarpmış 12 bulmuş. Yani 3 bir sayı çarpmış çift bulmuş. O zaman benim bu a karem her halükarda ne olur arkadaşlar? Çünkü tekten bir sayı çarpıp çift olması için her halükarda ee, a karemin çift olması gerekiyor. Bak a kare çift. Bize en doğru olan a kare çift. Biz bunu bulduğumuz takdirde bulmuşuzdur arkadaşlar. a, a kare çift olduğunu bulduk. Tamam. E, aynısını yapmaya çalışır çalışırsak sonucu bulmaya çalışırız arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. a b c doğal sayılar ve a artı b 4 c olduğuna göre hangisi daima çifttir? Sorumuzu yine bir şekil vermiş. Bak. Şimdi ben şurada biraz oynayayım. 4 ile 1 sayı çarp 4 ile 1'i çarp 4 yapar. 4 ile 2 çarp 8 yapar. Yani tek veya çiftlerin çarpında her halükarda bura ne olur? Yine çift oluyor. Çiftlen 2'yi çarp 2'yi topla her halükarda çift oluyor arkadaşlar. Yani ben şunu ne diyorum? Sen burada istediğin kadar yaz. Bunun sonucu ne oluyor arkadaşlar? Bunun sonucu çift oluyor. Yani şurada yazarsak A artı 5B'nin sonucu çiftmiş. Buna göre biraz yerleştireyim bak. A yerine mesela 1 yazsam, B yerine de 1 bir yazsam, birden 5'i topla ne yapar? Çift eder mi? Tuttu. O zaman bak ben A ve B yerine ne yazayım? A ve B yerine 1 1 yazdım. Veya A veya B yerine 2 2 yazayım. 2 2 yazayım. 2 kere 2 2 yazdım. 2 kere 5 10 yaptı arkadaşlar. Şu kısım ne oldu? Şu kısım 10 olacak. E, artı 10. Bura ne oldu? Burada da çift oldu. Bak 2 2 yazdığında da oluyormuş. Şimdi geldik şimdi şıkları incelemeye. Şimdi ben bu C'ye 1 verdim. 2 verdim. Sıkıntı olmadı. Bak C yerine 1 de verebiliyorsun. 2 de verebiliyorsun. Yani C bizi ilgilendirmiyor. O yüzden C ile ilgili bir yorum yapamazsın. C'yi sildik. Çünkü C olan şıkları sil. Çünkü daima demiş. Yani her zaman demiş. Şimdi A ve B bir ile ilgileneceğiz. Şimdi 1 ile 1'i topla 2. 2 ile 2'yi topla 4. Bak bu oluyor. A ile B'yi çarp. A ile B'yi çarp. Bir kere bir. Bir. Bak çift etmedi. D şıkkı olmadığı için cevabımız Adana şıkkı oldu arkadaşlar. Geldik. Geldik. Dördüncü sorumuza. Eğer böyle pay ve paydalı vermişse veya aşağıda ve yukarıda bir ifade vermişse siz burada ne yapmanız gerekiyor? Bir kere altına görünmeyen bir bir yaz. Sonra ne yap? İçler dışlar çarpımını yap. Şuraya yazayım. A çarpı B eksi 2021 eşittir 2020 çarpı c. Şimdi ben ne yapayım? Bakın şu 2020 ile C çarpınca şura her halükarda ne oluşur? Burada bir çift sayı oluşur. Burada çift oluştuğun şunu sil. Şu da bir tek sayı. Şöyle yazayım. a çarpı b eksi tek eşittir çift. Küçük sayılar ver. Küçük sayılar var. Şu arada eşittir var. Şuna çiftte 2 ver. Buna 1 bir ver. 1'i o tarafa attım. 3 oldu. a çarpı b eşittir 3. Yani A çarpı B ne etti? Tek oldu. Baktık şıklarda ne var? A çarpı B tek olduğu diğer Diyarbakır şıkkında görülüyor. Yani mantığımız şu. Teklik veya çiftlik durumda şu önceki sayfada gösterdiğim gibi şu ikisine göre davran. Şu ikisine da göre davran. Davrandıktan sonra işte 1 ver, 3 ver, 2 ver böyle küçük sayılar vererek şıklardan gitmeye çalışın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e ee, derslerimiz seri haline gelecektir. Ee, garanti veriyorum hepinize. Derslerimi e, sırasıyla ve detaylıca dinleyen arkadaşlar matematiği e, kesinlikle yapacaktır. Bundan emin olun. E, bizleri takip etmeyi ve önermeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.